Geçen yıl oranla verim kaybının bir %20'lere vardığını öngörmekteyiz. Bunun sebebi tabii geçtiğimiz yıl olağanüstü bir yıldı. Çok yüksek verimin olduğu ve yağışın fazla aldığı bir yıldı. Onun yanı sıra bu yıl Nisan ayındaki aşırı sıcaklık ve kurak yetmesinden kaynaklı oldu. Son yıllarda Karadeniz illerindeki hayvan sayısının artmasıyla en yakın ova Bayburt Ovası önem kazandı. Bu Karadeniz kaba yem ihtiyacını Bayburt'tan karşılamakta. Bu da bize pazar oluştuğu için daha fazla yem bitkisi alanı ekmekteyiz. Yaklaşık tarım alanlarımızın 1/3 yem bitkisi ekili. Yani yonca, korunga, fil, sılacık, mısır ve yulaf gibi ürünler yem bitkisi olarak üretilmekte ve hemen pazarımız olan Karadeniz'e satılmaktadır. Tabii son yıllarda yem bitkisinin artışında bu pazarla birlikte bir de ilimize son 10 yılda yapılan sulu tarım yatırımları çok büyük önem kazanmaktadır. Bu sulu tarımla beraber alanlarımızda yem bitkisi daha fazla ekilmeye ve üretimin yükselmeye başladı. Bu da cazip kılmakta, çiftçilerimizin para kazandığı için yem bitkisi ekimine devam etmektedir.